Digil ki biz de yayınımız içerisinde bir ara kendisine bağlanacağız. Hürriyet'in Washington temsilcisi. Onun tweetinde bir duyumunu aktarıyordur. Rusya'nın bu gece Kiev'e paraşütle binlerce asker indirebileceğine ilişkin. Böyle bir duyumu siz de aldınız mı? Bunu yapabilir mi Rusya? Ve eğer bunu yaparsa bu ne anlama gelir Sayın Kuloğlu? Zaten indirdi. Zaten yaptı bunu. Donbas bölgesinin kuzey batısında olan bir bölge, şu anda ismini ifade edemeyeceğim, o bölgeye paraşütle asker indirdi. Yani bir taraftan cepheden taarruz ederken bir taraftan hava indirme harekatıyla cephe gerisine paraşütle indirdi. Ama bu yakın mesafedeydi. Diğer taraftan da Belarus ve Kırım üzerinden çevirmek suretiyle Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerini bu bölge içerisinde etkisiz hale getirmeye çalıştı. Yani paraşütle hava indirme harekatı yaptı. Peki. Avrupa Birliği ve NATO'dan Putin Avrupa'ya savaşı geri getirdi. Bedeli çok ağır olacak. Putin Avrupa'ya savaşı geri getirdi. Bedeli çok ağır olacak açıklaması var. Bu konuda ne dersin Sayın Kuloğlu? Buna ne derim? Ekonomik yaptırımların en üst noktada uygulanacağını ifade ediyorlar. Daha başka ne bedel ödeyecekler onu bilemem ama Rusya'yı uluslararası alanda dışlamak, ekonomik açıdan tamamen kıskaca almak ve ithalat ve ihracatı bir noktada kesmek. Ama bunun elinde de, Rusya'nın elinde de bir koz var. Avrupa'nın enerjisinin anahtarı Rusya'nın elinde. Doğal gaz kaynakları orada. Her ne kadar kuzeyden gelen akım 2'yi şu anda rafa kaldırdılarsa da ben bunun geçici olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu hat yapıldı, bitti. Bunun onaylanması ve işte bir takım prosedürlerin yerine getirilmesi gerekiyordu. Amerika'nın da baskısıyla Almanya bunu askıya aldığını ve şu anda durdurduğunu ifade etti. Ancak bunu ne kadar devam ettirir? 6 ay mı, 1 sene mi, 2 sene mi ama sonunda ortalık yatıştıktan sonra ve bir mutabakat gibi bir durum ortaya çıktıktan sonra bunun tekrar yürürlüğe gireceğini zannediyorum. Ama Rusya'nın Avrupa'ya karşı bir kozu, elindeki enerji kozu var. Bunu da unutmamak gerekiyor. Peki, bu arada bir önemli gelişme de Rus güçlerinin Çernobil'i ele geçirmemesiydi. Şimdi Çernobil bizim hayatımızda unutulmaz bir yere sahip. Meşhur o nükleer santral kazasıyla ben o zaman çocuktum. Yani büyük bir korku içerisinde İzmir'de okuyor olmama rağmen ta oradan buraya nükleer yüklü bulutlar gelecek vesaire tarzında insanlığın unutmadığı bir trajedi Çernobil. Ama Çernobil artık atıl bir yer diye biz biliyorduk. Öyle değil mi? Çünkü bazı uzmanlardan aldığımız bilgilere göre yeni üniteler yapılarak nükleer enerji üretmeye devam eder hale getirildiği bilgisi var Çernobil'i. Bu anlamda Rus güçlerinin Çernobil'i ele geçirmiş olması Çernobil'in sembolik anlamından daha öte işlevsel bir yere de mi işaret ediyor? Evet, Rusya her ne kadar Çernobil'i ele geçirmişse de burası bir nükleer enerji merkezi, nükleer santralsa da eninde sonunda yine bu bölgeye hizmet edecek bir santral. Ele geçirmiş olsa da yine bölgeye hizmet edecek. O da zaten Dinyeper Nehri'nin üzerinde olan bir yer. O da orada. Çünkü bir akarsuyun orada olması gerekiyor. Yani suyun yanında. Orayı ele geçirmiş olması zaten bölgeyi ele geçirecek. Bölgenin içerisinde Çernobil de var. Çernobil'i de ele geçirmiş oluyor. Yoksa şimdi Çernobil'in ele geçirilmesini de çok tehlikeli boyutlara bizi ulaştırır falan diye bir de laflar da edildi. Evet, Çernobil'in ele geçirilmesi önemli bir konu. Nükleer bir santral. Ama nükleer santralın ele geçirilmiş olması netice itibariyle enerji üreten bir yer. Bu modernize de edilmiş. Daha bundan da faydalanılacak. Zaman içerisinde yine bu bölgeye hizmet edecek bir yer. Ben onu çok önemli olarak görmedim. Peki. Selim Bey, sorunuz var mı ya da yorumunuz? Sorum yok. Tamam. Fikret abi, sorunuz var mı Sayın Kuloğlu'na? Şunu belki sorabilirim. Gökmen, bazı haberler geliyor. Yani şöyle bir durum var. Bir iki gün içerisinde Rusya Kiev'i düşürebilir. Zelenski sığınma talep edebilir Amerika veya İngiltere'den. Hatta İngiltere sığınmacı olarak kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı gibi haberler var. Yani Rus silahlı kuvvetlerinin amacı Kiev'e de girip Zelenski yönetimini devirmek midir ve hemen orada bir yönetim kurmak mıdır? Asli amacı bu mudur diye
Sayın Kuloğlu'na sormak isterim. Evet, şimdi ben hep Dinyeper Nehri'nden bahsettim. Kiev de zaten bunun üzerinde ve Kiev zaten başkent. Başkenti ele geçirip orada bir kendisine müzahir bir yönetim kurması şu safhada biraz zor gibi görünüyor. Bunu yine Ukrayna'nın kendisine kurduracak ama kendi baskısıyla ve isteği yönettiği doğrultusunda kurdurmak isteyecek. Ve mevcut cumhurbaşkanının da, mevcut devlet başkanının da devam etmesi biraz zor görünüyor. Gerçi bugün bir beyanda da bulundu mevcut başkan. Rusya ile her halükarda hiçbir şart ileri sürmeden görüşmeye hazırım diye de bir ifadede bulundu. Şimdi bu yani bir noktada gelin görüşelim, ne yapacaksanız yapın, biz de söyleyeceklerimizi söyleyelim, bu işi bitirelim şeklinde bir ifadede bulundu ama Rusya buna cevap vermedi. Sonuç itibariyle Rusya'nın orada zorla bir hükümet kurabileceği kanaatinde değilim. Çünkü onun boyutları çok daha başka olur, anlamı çok daha başka olur. Burada önemli olan bir kere Ukrayna'nın NATO üyesi olması konusu ortadan kalktı. Durum bu. İkincisi, Gürcistan'ın da hemen hemen bundan ders aldığı ortaya çıkıyor, o da kalktı. Bu bizim açımızdan ne ifade eder? Şunu söylemek isterim. Şu anda Karadeniz'de NATO üyesi Türkiye var. Türkiye'ye iki tane ülke ilave oldu. Bulgaristan'la Romanya. Şimdi bunlara bir de Ukrayna'yla Gürcistan da ilave olursa orada 5 üyeli, NATO'nun dışında 4 üyeli bir Karadeniz olacak ki bu Karadeniz'in, Rusya'da Karadeniz'in üzerinde çok hassasiyetle durduğu ve onu da güvenlik açısından çok önemli gördüğü için istikrarı bozan bir durum. Yani bizim davranışımızın içerisinde Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın NATO üyeliğini de böyle çok aleni olarak, çok istekli olarak ön plana çıkarak desteklemememiz gerekirdi. Evet, buna bir NATO üyesiyiz. NATO'nun usullerine, NATO'nun teamüllerine, NATO'nun şartlarına uymak durumundayız. Ama her NATO'nun isteğini de yerine getirmek durumunda değiliz. Zaten veto yetkimiz de var. Ama NATO'nun genişlemesini de durduran ülke konumunda da olmak istemiyoruz. Ama çıkıp da Ukrayna'da olsun, Gürcistan'da olsun diye bir ifadede bulunmamız bize avantaj getirmez, dezavantaj getirir. Ama NATO'nun genişlemesine engel olmaya çalışmak ise NATO içerisinde dezavantaj getirir. Onun için bu ince çizgide iyi yürümek lazım, iyi diplomasi yürütmek lazım, dengeli politika yürütmek lazım. İstekli olduğumuzu çok bağırmadan NATO'nun genişlemesini kendi şartları itibariyle normal karşılıyoruz dememiz ve bu onların Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın NATO üyesi olması konusunda aşırı böyle istekli olarak ön planda olmamamız gerekiyor. Onun için NATO ile olan ilişkilerimizde NATO'yu dışlamadan, NATO'nun pek fazla teamüllerin dışarısına çıkmadan ama kendi çıkarlarımızı ön planda tutan politikaları da mutlaka göz önünde tutmak suretiyle bir politika izlememiz son derece önemli. Burada Ukrayna bizim tarafımızda olun diye bir de beyanda bulundu. Yani biz burada tarafsızlığımızı mutlaka korumalıyız. Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni biraz sonra belki çok daha ayrıntılarıyla göreceksiniz. Mutlaka ona sahip çıkmalıyız. Şimdi Ukrayna diyor ki 19. maddeyi uygulayın diyor. Şimdi 18. maddeye kadar olan yerlerde... Yani kapatın diyor. Boğazları Rus gemilerine kapatın diyor. Şimdi neden kapatın diyor? Çünkü eğer bu bölgede savaşan ülke varsa biz savaş halindeyiz diyor. Rusya ile savaş halindeyiz. Savaşan ülkelerin savaş gemilerini kapatmanız gerekir diyor. Bu maddeden istifadeyle ama şimdi kapatırsanız bir türlü, kapatmazsanız bir türlü. Peki Amerikan donanması buraya girmek isterse ne yapacaksınız o zaman? Bir de bu böyle bir durum var. Daha önce Gürcistan'da Abasya ve Osetya işgal edilirken Amerika koca gemiyi geçirmek istedi. Bu hastane gemisi falan dedi o zaman da hatırlarsanız belki. Evet, onun tonajları falan uymadığı için biz engel olduk, bunu geçirmedik. Çünkü Montrö'nün belli şartları var. Savaş zamanında olsa, barış zamanında olsa belli tonajda geçecek. Belli bir toplam tonajda bulunacak. Belli bir süre ile bulunacak. Bunun dışında giremeyeceksiniz. Ne zaman biz bunu kapatma yetkisine sahibiz? Savaşan, biz savaşan tarafsak. Ama biz savaşan taraf değilsek,
savaşan taraflara giden gemilerin kontrolünü sağlamamız ve onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. O bakımdan şu anda çalışmalar yapılıyor. Bakalım hükümetimiz nasıl bir cevap verecek, nasıl bir yaklaşımda bulunacak bu talebe karşı. Benim kanaatim böyle çok sert bir Montreux'a göre Rus gemilerine buraları kapattım gibi bir sonuçla bunun ortaya çıkması mümkün değil diye değerlendiriyorum. O konuda bir